Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. E, düne baktığımız zaman yurt dışı piyasalarda global bir endişe e, olduğunu gözlemledik. E, burada esasında bilinen e, faktörler e, belli bir sıkışma sonrasında piyasalardaki e, yaşanan bir kırılmaya yol açtı. Her gün anlattığımız esasında Avrupa'daki ikinci kapanma ve ikinci kapanma sonrasında Aralık ayından itibaren zayıf veriler Piyasalar yıl başından bir yana esasında göz ardı ettiği gelişmelerde Amerika'daki tarım dışı İslam rakamlarının eksi 140 bin çıkması, diğer taraftan gene Aralık ayındaki PMI rakamlarındaki zayıflama, Ocak ayındaki ilk verilerin zayıf gelmesi aslında yeni bir şey değil. Piyasaların fiyatlaması içerisinde olan şeylerdi. Hatta bu zayıflıkları göz ardı edilmesinde en büyük sebeplerden bir tanesi Georgia seçimlerinin kazanılması. Daha sonra bunun teşvik paketi ve yalanın büyük 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 adım ile ilgili açıklamalarıyla göz ardı edilmesiydi. Belli bir noktadan sonra teşvik paketinin Mart ayının sonuna kaldığı, Avrupa'daki yasakların devam ettiği ve aşıların tedariğinde ilgili sıkıntılar nedeniyle aşılanmanın çok hızlı olmadığını, virüslerin kontrol altına alınması için tekrar kapanmalarının olması 2021'in ilk çeyreği ile ilgili büyüme beklentilerini olumsuz etkiledi ve bu <laughs> piyasaların genelinde bir satış baskısı yol açtı. Dün FED toplantısı bir fırsattı. FED kararını sabit tuttu ve açıklamalar zaten aynı kaldı. Hatta ekonomide kısa vadeli olumsuzluklara ilişkin belirsizlikler olduğunu, hislerin yüksek olduğunu fakat şu anki adım politikasının uygun olduğunu belirttiler. Yani ekonomiyle ilgili, görünümle ilgili düşünceleri olumsuz olmasına rağmen gene Powell topu Yalın'ın artık ve Biden'ın teşvik paketini attık ki o teşvik paketi de Mart'ın ortası belki Mart'ın sonuna kadar ancak yetişecek ve miktarda bir 0.9 trilyon dolar gibi bir bir rakam olmayacak ve bunun çeklerle alakalı kısmı da piyasaları rahatsız edebilir. Yani e, büyüme ile ilgili belirsizlikler net bir şekilde piyasaların önünde teşvik paketini ile ilgili olumsuzluklar piyasalar için risk oluşturabilir. Diğer taraftan da e, Avrupa'daki yaşanan e, kapatmaların e, verdiği nokta olacak. Bunlardan bozulabilir veya bu e, algı nasıl değişebilir? İşte merkez bankalarının yapacağı adımlar ve ekonomiyi destekleyici adımlar piyasaların artık yeni bekleyeceği talebi olacak. Çünkü gelecek ekonomik verilerde bir öncekinden çok fazla parlak olacak durumda değil. Çin tatile giriyor yeni yıl tatiline geliyor. Onun öncesinde de orada da yaşanan fiyatlamaları dengeleme çabası var. Zaten Amerika'da balonla ilgili tartışmalar vardı. Yani burada da piyasaların risk alma iştahının düştüğü bir dönemdeyiz veya başlangıçtayız. Borsa İstanbul yıl başından bu yana tüm getirilerini gerisildiğini, negatif bölgeye geçtiğini. S&P'de dün %2,5'a yakın bir düşüş gösterdi. Powell'ın açıklamaları da hayal kırıklığı yarattı. Yani global piyasalar 2020 2021'in dün negatif bölgesine geçtiler ve gerçekten yani kısa vadede konjonktür bu şekilde. Ancak farklılaşma nereden gelecek? Amerika'da dün teknoloji şirketleri kar rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Tesla'dan sanılan Facebook'una kadar yani teknoloji hisse senetleriyle işte evde kal hisse senetleriyle pandemi hisse senetleriyle ayrışmalar gözükebilir. Bugün önerilerimize baktığımız zaman da gene pandemi dönemine ilişkin hisse senetleri günlük önerilerinde yer aldığını görüyorsunuz. BIM, Migros, Gıda Aparı kendisi Deva, Eczacıbaşı ilaç ilaç sektörü, e, Türk Telekom'da, Telekom sektöründen e, verdiğimiz hisse senedi. Halk Bank ise e, uzun vadeli tabi faizlerinin olumlu yönde yansıması ve e, birinci, bir önceki çeyreğe göre kar rakamlarındaki yaşanan artış e, Halk Bank'a diğer endeks banka kağıtlarına göre ve endekse göre daha iyi tutabileceği için Halk da endeks kağıtları içerisinde yer verdik. Benim bu için aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seyirciler dilerim.